Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçlar netleştikten sonra her seçimde olduğu gibi yine partisinin merkez binasının balkonuna çıktı. İlk değerlendirmesini buradan yaptı. Umduğumuz neticeyi alamadık dedikten sonra yerel seçimi bizim için bitiş değil dönüm noktasıdır ifadesiyle yorumladı. Kuruluşundan beri katıldığı 18 seçimde birinci çıkan, ilk kez ikinciliğe gerileyen partisinin performansı için de öz eleştirimizi yapacağız, yanlışlarımızı düzelteceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim ihtimalinde kapıyı sıkı sıkı kapattı. Önümüzde bulunan 4 yıldan uzun süreyi tartışmalara heba edemeyiz ifadesini kullandı. Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. 22 yıl aradan sonra ilk kez bir seçimde ipi göğüsleyemedi AK Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da balkon konuşmasında o noktaya dikkat çekti. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. 2002'den bu yana 18 kez sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti'nin oyu 2019 yerel seçimlerine göre %44'ten %35.5 bandına düştü. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine oturtacağız. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Saat 22.30 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya geldi ve ayağının tozuyla AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katında kurmaylarını topladı. Seçim sonuçlarının ilk değerlendirmesini de burada yapıyor. Seçilen tüm belediye başkanlarını kutladı Erdoğan. AK Parti'deki oy kaybına ilişkin de öz eleştiri yapacağız vurgusuyla dikkat çekti. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Bu sonuçlardan sonra akıllara genel seçimin erken alınıp alınmayacağı sorusu gelmişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardı. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını kutluyorum. Biz de hükümet olarak tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Erdoğan'ın ekonomi ve terörle mücadele mesajları da dikkat çekti. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. Bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz.